Merhaba arkadaşlar, yeni bir bölümle daha karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 20. haftanın sonunda 44 puanlı 3. sıradayız. Gerçekten çok çetin bir yarış var. İlk 4 takım bir defa doğrudan şampiyonluk yarışında. Brighton arkadan takip ediyor. Brentford ve de aslında bir çıkış yakalayabilirler. Onlar için de çok geç değil. Yani 7. sıraya kadar şampiyonluğu ya da playoff'ları zorlayabilecek pek çok takım var. Bu da zaten İngiltere'nin... Aslında ne kadar zorlu birlik olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. İşimiz kolay olmayacak. İyi işler yapabilir miyiz? Yapabileceğimize inanıyorum. Takım dinamikleri günden güne daha iyiye gidiyor. Şu an idare eder seviyedeyiz. E, Ocak ayına kadar iyi seviyeye çıkarız diye tahmin ediyorum. Ondan sonra artık üstüne koya koya gidecek. Zaten takviye olarak da çok fazla bir takviye yapmamız mümkün gözükmüyor. Her ay 1 milyon euro ile 1,5 milyon euro arasında eksiğe gidiyoruz. Duruma göre zorlayabiliriz. Şampiyonluk için e, tabii ki riske etmeye değer ama takım genel olarak fena değil. Biraz daha bundan sonra takım uyumuna dikkat etmeye çalışacağım derken bir an korktum başka bir takım teklif yaptı diye biz deneme teklifi yapmıştık. Ee, i̇nşallah kabul eder diye umut ediyorum ama biraz zor. Oliver bize gelmeyecek gibi ama Ocak ayına kadar pek de belli olmaz. Belki transfer dönemi açıldığı zaman. Fikri değişebilir diye umut ediyorum Sıradaki karşılaşmamız Evet Brentford'la dördünde Ondan sonra Birmingham Hull City şeklinde devam edeceğiz Hadi bakalım inşallah güzel bir galibiyetle yolumuza devam ederiz Bu arada şöyle yönetime de bir bakalım Yönetim kurulu A Plus vermiş İşleri iyi gidiyor bizim için Özellikle yeni çıkan bir takım için Harika bir performans gösterdiğimizi Düşünüyorlar ki Kadro yapılanmasını düzgün yaptığımız için uyum da gelince e, işler güzel gitmeye başladı. Sol tarafta bir sakatlık yaşadık ama Martins'e çok güveniyoruz. Çok yüksek bir potansiyeli var. O da üzerine koyuyor, elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah e, güvenimizi boşa çıkartmayacak. 17 yaşında artık bundan sonra 18-19'dan itibaren iyi bir az takım oyuncusu olabilir diye umut ediyorum. Bu sene kaç tane maça çıktı? bayağı çıkmış ya. 13 maça çıkmış. Hazırlık maçı da 23 yaş altında oynadığı maçlar. Toplamda 25 maça çıkmış. Gerçekten az değil. Gerçekten az değil. Gayet iyi. İnşallah üzerine koyar Kore'ye gidecek. Mazukiç 8 golde gerçekten kariyerinden güzel performanslarından bir tanesini sergiliyor. Kariyerinin sonbaharında olduğu düşünülürse. Milan'da 5 gol, 3 asist yapmış 28 maçta şu an 20 maçta 8 gol 5 asist. Gayet güzel. Cunningham belki de sezonun en büyük sürprizi. Yani böyle bir bek performans alacağımı hiç tahmin etmiyordum ama kesinlikle bu seviyelerde oynuyorsanız önereceğim en iyi beklerden bir tanesi haline geldim. En fazla basit oynadığı için onun pas yüzdesi biraz yanıltabilir. En fazla maçın ödülünde de Obafemi ve Manzuk 3 kereyle ödülü paylaşıyorlar. Öyleyse sıradaki maça doğru ilerleyelim. Sıradaki karşılaşmamız Brentford. Maça geçmeden önce hemen bir iki haberden bahsetmek istiyorum. Francisco Ay'ın oyuncusu seçildi. Gerçekten önemli bir başarı. Kendisini tebrik ediyoruz. Bu arada profili de inanılmaz 18 yaşındaki bir oyuncuya göre. Şöyle bir Martins ile kıyasladığın zaman aradaki fark bayağı ortaya çıkıyor. Tabi oyuncunun mevcut yeteneği tamamıyla 18 yaş altındaki antrenörlerin kalitesiyle alakalı bir, bir durum bizim şu an aslında çok da kötü değil. Gerçekten fena değil ama tabii biraz el atmamız gerekecek. O iş için Premier Ligi bekliyorum. Şu an mali durumumuz zaten çok iyi değil. Eksiye gidiyoruz her ay 1,5 milyon euro. Ee, onun haricinde birkaç sakat oyuncumuz var. Yani o başarılı testi geçmiş ama riske atmayacağım. Cunningham, Fernandez, Enfanzu'yu sakatlığı geçti diye oynattım. Bir daha hemen sakatlandı. O yüzden bu maç oynamasınlar çünkü iki gün sonra bir maç daha var. Birmingham maçında oynatacağım onları. Bir de yönetim bize yeni sözleşme önerdi. Zaten A gözüküyordu. Bizden çok memnundular. Sözleşmeyi kabul ettim. E, göstermedim çünkü hep yaptığım klasik şey yapıyorum. Maaşı minimumu indirip süreyi maksimumu arttırıyorum. 200 küsür bin eurodan 5 senelik sözleşme yaptık. 1 milyon euro teklif etmişti kulüp. Ben dedim gerek yok zaten eksideyiz. böyle devam edelim. Kadromuz bu şekilde. Haydi bakalım. Bu arada zor bir deplasmana çıkıyoruz. Bunun bilincinde olmamız lazım. Brian'le şöyle bir sıkı markaj yapacağız. Soyunma odasına giriyoruz. size eleştiren basın mensuplarına evet futbolunuza cevap verin dedim. Oyuncular gayet motive oldular. Şöyle bir bakalım. Ivan'la başlayalım. Oo, beyler. Bitiricilik 14. Fizik de sağlam. 25 yaşında bayağı iyi. Şunu bir tutacağız. Brian. Bitiricilik 14. Hız hızlanma fena değil. Bu da fizik olarak gayet iyi gibi. Brentford'un kadrosu gayet güzel yalnız. Murphy. Hız hızlanma var. Murphy'ye bir pres yapsak yeter gibi geliyor. Bir de Yensen. Bakayım. En çok asist yapan oyuncu. Yani fizik olarak biraz zayıf. Pas özellikleri de o kadar çok aman aman gözükmüyor ama bir maç içinde görelim ona göre kararımızı vereceğiz. Zor bir maç olacak gibi. Tempoyu biraz daha standart yapayım mı? Biraz yüksek kalsın. Eğer çok ağır başlarlarsa zaman geçirmeyi biraz daha sık sık yapacağım. Tamam. Pivot center foru da biraz geriye çekiyoruz takım daha kompakt kalsın diye. Taç atışını kullanan Machon Murphy. Şimdi içeri doğru iyi kat etti. Sıfır indi açtı ortasını Bartley uzaklaştırdı. Kontrol olur mu olmadı. Tekrar atak yapacak Brentford. Güzel. o Toral'dan güzel müdahale. Francisco hiç o nefis sıyrıldı. Yardır aslanım. Orta kulvardan aşağı kalktı. Francisco. o tek kişilik bir şov. Tek kişilik bir şov. Yalnız var ya. Bu çocuk büyük yıldız olacak beyler. Francisco'nun adını bir kenara yazın. Bakın. Nefis sıyrıldı orada. Nefis sıyrıldı. Rüzgarın oğlu gibi geçti vallahi. Çok da güzel bitirdi. O kadar dripling'den sonra yani şu bitirişi yapmak bunu yapabilen çok çok fazla kanat oyuncusu yok. Francisco bunlardan biri olacak gibi. Malone. Sol taraftan verdi pasını Martins. Verdi Yosef'e. Manzukiç araya nefis bıraktı Francisco. Şut biraz zayıf kaldı ama Manzukiç'in. Manzukiç ilginç bir şekilde asistleriyle daha çok göz dolduruyor. Tabi inanılmaz bir tecrübesi var. İnanılmaz bir oyun aklı. Ee, görüyorsunuz yani. Yemiş. Konsantrasyonu kaybetmeyin. Güzel başladık. Hızlı başladık. Evet her şey istediğimiz gibi. Şu an çok fazla dokunma ihtiyacı duymuyorum. Taş Atış atışını biz kullanacağız. Colin. Francisco kafayla uzaklaştırdı. Yozef de kaldı. Bravo Yozef. Yozef'i merkeze çektik. Defansif orta sahi. Oradan bence oyunu iyi de kontrol ediyor gibi. Bartley. Yalnız Yozef'in rolünü değiştirmemiz lazım. Yozef savaşçı orta sahi değil. Evet biraz daha oyun kurucu özellikleri yüksek bir isim. Maldon sol taraftan Martin saldı. Genç yeteneğimiz. Sollu, sağlı, sollu. Sıfıra indi. Verdi pasını. İçeride kimse yok. Power vur ona. Uf. Güzel vurdu Power. Yalnız Martin'si de tebrik etmek istiyorum. Yen sene de pres diyor. Çok fazla bireysel talimat vermek istemiyorum Yen sene şey yaptık, öbürünü kaldıralım bari. Bu sefer Murphy'yi kaldıralım. Çünkü takımın şeyi dizilişi çok fazla bozulmaya başlıyor. O yüzden çok fazla her oyuncu markaj pres yapmak istemiyorum. Yalnız presler bitmiyor. Colin atışını kullandı. Francisco sağ taraftan bir atak daha bekliyoruz. Kaptırdı. Şimdi Tanganga'da top. Josef. Power. Tek top. Manzukiç. sol tarafta oyunu çok güzel açtı. Malon oyuna dahil oldu. Ceza sahasının indi. Dışarı çıktı. Arka direğe. Allah'ım. Biraz yalnız takım uyumu gelince Takım şiir gibi oynamaya başladı. Josef'in de şeydeki defansif orta sahadaki performansından çok memnunum. Oyunu çok güzel kontrol ediyor. Aslında belki maçına göre biraz daha ofansif oynamamız gereken maçlarda bu tarzı oynayabiliriz. Enfanzuyu merkeze koyup savaşçı orta saha olarak Josef'in oyun kurması daha makul olabilir bizim için. Merkez orta sahada biraz daha pasif kalıyor sanki. Evet Francisco yorulmaya başladı. Riske atmayacağım. İki gün sonra da bir maç var. Gerçi orada Obafemi'yi kullanırız ama. artık 63-65'e gelmeden şöyle bir Obefemi değişikliğini yapacağım. Yosef, vallahi Yosef de yoruluyor. Daniel orada oynamaz ama Power orada oynar mı? Power biraz zor. Sanki bir tane daha savaşçı orta saha takımın ihtiyacı var gibi ama. Neil oynar mı? Neil oynar. Bir defansif oyun kurucu biraz daha destek diyelim. Ama yine bu dizilişi bozmamış olalım. Zaten skor aldığımız için çok endişeli değilim. Bir de Martins'i dinlendireceğim ya. Martins çünkü bir, sonraki maçta da oynamak zorunda. Kimi koyacağız oraya? Gel. Daniel'in de hafif bir sakatlığı vardı ama çıksın oynasın. Biraz daha artık tempoyu düşürüp sık sık zamana diyorum. Aman diyeyim Bartley oraya tabi boşuna koymadık. Hemen hava toplarında çok güzel bir şekilde aldı. Tekrar oyun kuracak. Power güzel kesti. Toral, Tanganga güzel. Sağ taraftan bir atak başlangıcı olabilir. Toral gitti. Kaptırdı. Obefem aldı. Ver arayı. Manzuk için koşu yoluna. Ama Manzuk, Oo! Aha. Vallahi gol <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Böyle bir gol yok. Böyle bir gol olamaz. <laughs> Pardon. Bir kez daha izleyelim. mi bakın. Koşu yoluna. Manzuk hiç tam yetişemedi artık. Yaşı belli. Bakın. Allah'ım ya Rabbim Ayağının dışıyla içeri doğru kafayı yedi yapay zeka. Senin vizyonun kaç aslanım? Kimse bunu bir daha bize almayalım. 7-11. Vallahi çok bilen. Yani 1 ile 2 arası ideal. John da yoruldu ama değişiklik hakkımız ne yazık ki yok. Tamam böyle bitireceğiz artık. Şöyle hemen mümkün olduğunca diyorum. Düşük diyorum. Vallahi çok zor bir deplasmandan alnımızın akıyla çıktık. 3 gol gerçekten harika. Kesinlikle çocukları tebrik etmek lazım. Diğer takımlar ne yapmış bir de ona bakalım. Evet şu an Puan durumunu eşitledik gibi. Evet, West Ham 1-1 berabere kalmış. 47 47 47. Bournemouth 46. Ortalık yangın yeri 21. haftanın sonunda. Bu da bize biraz açıkçası streste getiriyor. Geriden takip etmek sanki biraz daha iyi gibiydi psikolojik olarak şu an bizim için ama hemen ardından Birmingham isim olarak elbette ki büyük bir takım. Fredri'yi herhalde tanımayanınız yoktur. Bakalım. İnşallah güzel bir galibiyetli yolumuza devam ederiz. Sıradaki karşılaşmamız Birmingham. Kadromuz bu şekilde. Power'ı orta sahaya koydum. Biraz artık şey gözefi dinlendirmemiz lazım. Onun da maç yükü ağır. Sakatlanmayan bir tek o kaldı. O da giderse bizim için baya kötü olacak. Fernandez ve şeyi birlikte oynatırız. Parça parça. Dan e, Daniel biraz orta sahaya gelir ikinci yarı. Orta sahaya defansif orta sahaya çekeriz. Bir şekilde orayı halledeceğiz. Sağ tarafta Obafem var. Atakların büyük bir kısmını sağ taraftan yemişler. Onun hızı bizim için yine faydalı olacak. Martins'i de 60'ta çıkartıp oraya da bir Obafem hamlesi bir 75 dakika oynayabilir dedi kondisyoner. O yüzden bu şekilde devam edeceğiz. Aslında Manzukeç'i de dinlendirmemiz lazım da. Görüyorsunuz. Şu bilden bir türlü kurtulamadık ne yazık ki ya. Bir alıcısı çıksa ama 700 bin euroluk maaşla kim alacak? Şey olursa artık e, mecburen sözleşmeyi fes edeceğiz. Yine sizi eleştiren basın mensuplarına şöyle diyelim pardon yumruğumuzu sıkalım. Sizi eleştiren basın mensuplarına oynadığınız fır, e, futbola cevap verin diyeceğim. Manzukiç biraz agresife bağladı. Manzukiç'i sinirlendirince ne oluyormuş bir göreceğiz şimdi. Evet. Yani 32 yaşında bitiricilik 13. Hız hızlanma biraz zayıflamış gibi. Markajı tutsak yeter. Sanıp e, frez yapacağım. Ivan Sanchez. Ivan sanki dripling falan fena değil gibi ama fizik zayıflamış gibi gözüküyor. Bir de Ivana da hadi pres yapalım. Şöyle devam edelim. Biraz dengeli başlayacağım. E, i̇lk 10 dakika gol yememek için genellikle böyle yapıyorum. Standart tamam. Pasaçarak gireceğiz. Kanatlardan oyun anlayışımız belli. Ayakta savun diyorum. Fazla topa yatmak yok. Haydi bakalım. Gerçekten çok güzel bir hava yakaladık. Güzel gidiyoruz. İnşallah böyle de devam eder. Topla oynama konusunda şu an için pek iyi değiliz. 36'ya 65. İşler biraz iyiye gitmezse pozitif alacağım. Çok geriye çekiliyor da olabiliriz. Biraz artık pozitif diyeceğim. Şimdi 44'lere kadar geldi ama içeri doğru kesilen bir top. Aman diyeyim. Biraz da kanatlara hadi şöyle bekleyelim. Bence biraz oyunu açmamız lazım ya. Biraz oyunu açmamız lazım o takım alan bulabildiği zaman çizgiye indiği zaman çok daha rahat olabiliyor. Yine atak rakip takımda top gelmedi bir türlü. Krist uzaklaştırdı. Dönen top ortalık yangın yeri uzaktan bir şut top dışarıda. Evet istediğimiz gibi bir ilk yarı olmadı. Kendi evimizde olmanın etkisiyle çok daha iyi bir performans bekliyordum açıkçası. Uzaktan bir şut. Uuu tehlikeli de geldi. Tabi yorgun olan oyuncular var. İki günde maç oynadıkları için. Martins'ten biraz performans almak zor. Power'dan sanki biraz performans alamıyor gibiyiz. Çok rahat paslaşıyorlar. Al onu. Eyvah. Eyvahlar olsun. Jack kafayla uzaklaştırdı. Al onu. Allah'ım yarabbim. Bir türlü dönen toplar bizde kalmadı derken. Golü yedik yiyeceğiz yani. O durumdayız. Biraz şey diyeceğim ya arada sırada. Sanki bir kontrolsüzlük bir şey var takımda. Power. İçeride orkestra arka... Oo, manzuki yalnız var ya. Öyle bir zamanda çıktı kafayı vurdu ki. Rahat olun ben buradayım dedi. Bir süpersiniz değil mi? Kötü performansa rağmen güzel bir şey aldık. Bir de moraller de biraz düşük gibi. hiç biraz kendine geldi. Martins yorgun savaşçı. Dakika 58. Ameo bir gel bakalım. Kanat destek diyorum. Şimdi zorlamayacağım. Neil'den performans alamadık. Buraya hemen bir savaşçı orta sahamızı. Hatta savaşçı ortası. Yosef seni şurada biraz daha çok sevdiğim gibi. Seni buraya alacağım. Evet. Yine 3 değişiklik hakkımız doldu. Tamam. Biraz arada sırada. Hafif standart. Çünkü takım böyle çok kopuk kopuk bilinçsiz oynuyor gibiydi. Şimdi taç atışı kullanıldı. Enfanzu kafayla uzaklaştırdı. Pedersen aldı uzun oynadı. birdik. Bir de... Eyvahlar olsun. Sayıldı mı? Sayıldı tam oyunu biraz kontrol edelim, dengeyi alalım derken çok kötü basit bir gol yedik. Bir kez daha izliyoruz. Roberts en fazla kafayla uzaklaştırın ama nereye? Federsen çok güzel. Baya güzel bir pas. Şimdi biraz daha yine tempoyu arttıracağız. Çizgi yenmeden ortalar. Geniş alan. Fivos Santrafor'a doğru nasıl yapacağız biliyor musunuz? İşe yaramazsa Fernand Getson'u sağ tarafa atıp 4-4-2'ye döneceğiz. Cunningham sol tarafta ver. o Cunningham'dan yine var ya. Bir pas atıyor ki diyorum kesin bir şey olacak. Fena da düşünmedi ama kaleci uyanık. Enfanzu top tekrar bizde. Sağ tarafta bu sefer OBFM ile kalkacağız. OBFM'i boşluğu buldu yardırdı yine. Rüzgarın oğlu kesti. Manzukeç indirdi. Vur ona. Aslanım benim süzle süzle gitti be. Of oh ve vallahi cevap veriyor takım. Beyler takım uyumu geldikçe 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 işler yavaş yavaş yerine oturmaya başladı. Farkındasınız. Bakın sağ taraftan Obefemi kesti. Manzukiç indirdi. Bir daha vurdu sol ayağıyla. Çok güzel. Şimdi aman diyeyim beyler. Tekrar şeye dönmeyeyim mi? Ben yine biraz hafif arada sırada zamana diyeceğim de bu maç nereye gidecek çok bilmiyorum. Enfanzu. Bence Enfanzu ile şeyin yerini değiştirelim. Burada artık bizim için önemli olan biraz da savunma. Merkez orta saha kalsın. Evet. Top kaleci de hemen eliyle aldı. Şöyle bir etrafına bakıyor. Oyun kurmak için uzun oynadı. Hediye etti. Jack Obefe mi nereye? Bir kez daha Allah'ım şundan kaçıncı ekmek yiyorlar ya. Şunu da iyi tutun bir birader bir fres Markaj yetmez bir de fres yapın. Atıyor vallahi. Bir de çocuklara konsantrasyonu kaybetmeyin diyeceğim. Köşe vuruşu kullanıldı. Getson uzaklaştırdı. Bravo. Tamam. Bırak gitsin. Biraz yine dengeli alacağım. Sanki acaba offside taktiğini mi bozsak ya? Bir de offside taktiğini bozacağım. Defans önde yakalanmaya başladı. Şöyle bir tık geriye çektim. Evet. Son 10 dakika. Temkinli bir anlayışa dönüyorum. Tamamıyla zamanı oynayacağız. Biraz düşük bir tempo. 3, 2, 1, işte bu kadar. Biraz zor oldu ama 3 puanı aldık. Bir an dedim, o golü yedikten sonra dedim herhalde bir bire razı olacağız. 50 puanımız var. Bournemouth 49 puanla peşimizde. West Ham, evet West Ham yorulmaya başladı. Stock City'den 3 gollü bir mağlubiyet. Ama peşimizde Bournemouth var. Zaten Bournemouth'un çıkma ihtimali biraz daha yüksek. Weston biraz fazla kan kaybetti bu sezon. Oyuncuları gitmeseydi. Gidenler arasında şöyle bir bakalım. Yani Declan'ı kaybetti. Pablo'yu kaybetti. Şu ikisi zaten takımın yarısı ben size söyleyeyim. Özellikle Declan harika bir oyuncu. Evet. Maç sonu toplantısını geçiyoruz. İki tane zor maçı. Sıkışık fikstürü. Alnımızın akıyla geçtik şimdi sıra geldi Hull City'ye televizyonda yayınlanacak bir maç önemli bir maç bize puan kaybettirebilir isim olarak büyük bir isim ama sıralama olarak 23. sıradalar belli olmaz bu işler onlar da tabi lige tutunmak için ellerinden gelen her şeyi yapacak bir şey bekliyorum ya Oliver bir naz etme artık gel Deneme teklifimizi tabii ki reddetti görüşmelere başlamak istemeyince. Deneme teklifini de pek şey yapmak istemiyor, kabul etmek istemiyorlar. Yani emekli olurum gelmem dedi. Genelde böyle Kasım aylarında yola gelirlerdi biraz ama Oliver'ı ikna edemedik ne yazık ki. Yine de bir ihtimal bakalım bekleyeceğiz. Sıradaki rakibimiz Hull City. Hemen şöyle bir raporumuza bakalım ardından maça geçeceğiz. Elle kontrol konusunda sıkıntılar var. Ön sezi soğukkanlılık, dripling, bitiricilik. Peki şöyle bir genel olarak bakıyorum. Özel yetenek, hız, liderlik çok önemli zafiyetleri var gibi gözüküyor. 30 asistin 12 tanesi ara paslardan. Tam Cunningham'ın maçı ama Cunningham'ı biraz dinlendireceğiz. Ortalama bir gol fırsatı verilmiş. Sol tarafta Malone'u oynatacağım. Sağ tarafta Colin Tebbi. Orada bir sakatlık gerçekleşince az takım rotasyon biraz karıştı. Normalde burada Cunningham'ın oynaması lazımdı ama Malone'u da kaybetmek istemiyorum. Hafif de bir düşüşte. Onu da mümkün olduğunca diri diri tutmam gerekiyor. Çünkü fiksi bir anda inanılmaz derecede yoğunlaşabiliyor. Şimdi Daniel'i oynatsak mı oynatmasak mı emin değilim. Bence oynatalım. Şöyle yedek olarak kimi koysak diyeceğim fazla da birisi yok açıkçası. Belki ikinci yarı Cunningham'ı alırız. Hadi yine Cunningham'ı şöyle bir tutalım da oyunun kilidini açamazsak lazım olabilir. Orta sahada Daniel oynayacak. Fernandez'in yine hafif bir sakatlık atlatma süreci var. Çok zorlamıyorum. <laughs> Özür dilerim. Sıkım markaj yap dedim. Yumruğumuzu yumruğumu sıkarak söylüyorum. Favori biziz beyler. Bu tür maçları artık rahat kazanmamız gerek. James Scott Güç biraz zayıf hız hızlanma bitiricilik fena değil 21 yaşında Tehlikeli olabilir Forvet'i biz yine ne olur ne olmaz bir tutalım Kane Potter Bitiricilik fena değil hız hızlanma fena değil Bu da tehlikeli olabilir markaj demiş peki Wilks Bu da fizik olarak sağlam bir oyuncu gibi ama Bir görmek lazım Sana da press yapacağım şimdilik yeterli. Her zaman olduğu gibi biraz daha dengeli başlamak istiyorum. Kontrol ihtimallerine karşı. Tamam. Kanatlardan gideceğiz. Ayakta savun. Ara paslarımız zaten koşu yoluna pas var. Haydi bakalım. Tribünler yani orta şekerli. Eskisi kadar boş değil ama umduğumuz kadar da dolu değil. Sanki sezon başına biraz daha iyi başlamıştık. Sonra biraz düştü. Aslında şu an liderliğe de oynuyoruz ama bakacağız. Premier Lig'e çıkmadan taraftarı ikna etmek pek mümkün olmayacak gibi. İlk 20 dakika hızlı geçti. Biraz kanatlara doğru açılacağım. Evet. Şimdi taç atışını kullanan Malon. Amiobi. Sol taraftan aldı bıraktı Malon'a. Güzel. Mazukiç. Toral. Şimdi Josef'e bıraktı. Tekrar Malon oyuna dahil oldu. Yosef biraz açılırsanız o nefis pas var ya. Offside ama pas düşünce harika. Bir kez daha izleyelim. Gerçekten çok güzel gördüm. Malon, Yosef bakın. Çok iyi dikine gördüm. Şimdi biraz önde kaldı. Orada offside taktiğini iyi uyguladı rakip defans. Yoksa gerçekten 10 numara 5 yıldız. İyi geldik. Biraz daha... Iı, Fazla gitmemiz lazım. Başarabiliriz. Belki biraz çizgi inmeden ortalar olabilir. Geniş alanda oynuyoruz zaten. Evet. Hücum ağırlıklı oynayacağım. İkinci araya biraz daha hücum ağırlıklı yapacağız. Performansınızdan memnun değilim diyorum. John biraz gerildi. O tabi sakatlıklardan dolayı ne yazık ki umulan formu yakalayamadı. Mazluk hiç. bir de kaldı top. Sol taraftan tekrar oyunu kuracağız. Amiobi kaptırdı ne yazık ki. Uzun bir top bizde mi? Malon indirdi Toral güzel. Amiobi bıraktı Toral'a. Aldı verdi o çok güzel pas. Gol olmadı ama pas çok güzel. Kaleciden çıktı gibi geldi ama. Şimdi Ingram kale vuruşunu kullandı. Uzun bir top. Scott top bizde. Colin Tanganga'ya bıraktı. Tekrar Colin tek top. Mazzucic Orada boşa çıktı defans ama hareketlenemedi. Malmö çok iyi kesti bravo aslanım. Aldı döndü ver sol tarafa Malon. Bak orada Cunningham olsa yine güzel bir pas verdi ama Malon'da. Aç ortanı. Bu gelmedi. Fotter hızlı bir şekilde çıkmaya çalışıyor. Şimdi geri döndüler. Uzun toplar deniyorlar. Başarılı değil. Bartley. Evet. Kolay toplar kaybediyoruz. Pahalıya mal olacak gibi Tanganga. Şimdi biraz da ayağa top. Neil'dan uzun bir top. Deneyişi başarılı. Amiobi iyi sıyrıldı. Hareketlendi. Şutunu da çekti. Biraz üstten dışarı çıktı. Yoksa fena da değildi yani. Evet beyler. Nasıl yapacağız? Dakika 60 oldu. Oyun fena değil aslında. Yani soralı çıkarsak mı? Kaygılı. Kaygılı oyuncu ile biraz zor. Deste alacağım. Obefemi buradasın. çalışkan forvet hücum diyorum. Ondan sonra Cima. Neil kaygılı. Fernandez gel. Çok fazla riske atmak istemedim Fernandez e ama. Bir de sol tarafa Cunningham ya. Cunningham'ı bekleyelim mi? Belki Amoeba bir yerine bir Martins değişikliği fena olmayabilir. İçeri bindiren oyuncuları gör. Geniş alan zaten Fivos Santa'ı doğru Manzukic'in topları indirmesi bizim için harika olur. Obafemi'ye doğru güzel topları indirmemiz lazım. Daha çok çabalayın. Malon kesti arka direk. Hadi be. Kaleci iyi çıktı. Ingram şöyle bir etrafına baktı. Uzun oynadı. Hediye etti topu. Çok güzel. Şimdi sağ taraftan uzun bir top. Obafemi'ye isabetli. Aşırt yap bir şeyler. Hadi be biraz sanki topun dibine girse gol olacak gibiydi. Francisco kesti Obafemi'ye doğru. Şimdi orada yetişebilir mi? Clark aldı topu kontrol imkanı. Hull City için Potter. Sağ taraftan iyi ilerledi. Tehlikeli bir kontrol olabilir. Açı dar Bazunu sektirdi. Bazunu sektirdi. Top tekrar şimdi Ingram'da. Uzun bir top. İndir onu. Bartley bırakmadı. Manzuk Manzukic. Ayağının içiyle uzun bir top. Obefem rüzgarın oldu. Aşırı aslanım benim. Bitir artık ya. Ne yaptık ne ettiysek girmedi. Dakika 70. Bir değişiklik hakkımız daha var ama kim olmalı? Amio bir gergin. Bilmiyorum. Martins bu yükü kaldırabilir mi sizce? Çok genç bir oyuncu ya. Profil olarak da çok ama kararlılığı yüksek biraz sanki Cunningham'ı şeye atayım mı? Kanada atayım mı? Nasıl fikir? Orada hiç oynamıyor. Yani bir de fena işler yapmadı ama Martins gibi bir oyuncu her zaman için faydalı olabilir. İnşallah yanlış bir hamle değildir. Madem ki Yıldız potansiyeli olan bir oyuncu inancımızı göstermemiz lazım. Artık dakika 75'leri geçti. Tempo iyice yükseltiyorum. Faslar biraz daha uzun. iyice geniş. Çünkü özellikle OBFM geniş alanlarda uzun toplar bulduğu zaman çok güzel defansın arkasına sarkabiliyor. Haydi aslanlarım başarabiliriz. Taç atışı geldi. Eyvahlar olsun. Magennis verdi pasını. Tekrar aldı pas vermekte zorlanıyor. Şimdi Hull City'de top tekrar. Uzun bir top denemesi. Malone indirdi. Yosef. Nereye indiriyorsun? Tekrar Yosef'te top. Ver hemen oradan çapraza. Çok geveledin. Olsun. Obefemi de kaldı. Sağ tarafta Francisco'yu gördü. Sol tarafta Martins neredesin? mi? Bir daha çevir. Allah'ım ya Rabbim. Ne yaptıysak o. Ah be Martins. Ya şunu atsan var ya kraldın biliyor musun? Yemin ediyorum şunu atsan kraldın. Ne kaldı geriye? Dribbling'i biraz azalt diyebiliriz. Daha fazla uzun top diye ama yani olmayacak. Kötü bir beraberlik oldu. Buradan 3 puan almamız lazımdı. Bugün ne yazık ki yeteri kadar iyi oynamadığınız için sonuca varamadık. Orası son dakika. Tam dedim bak Martins'in güzel plaseleri var ceza içinde. Gözüm de hep oralardaydı ama Evet 52 puanla Bournemouth lider. Biz ikinci sıradayız. Nottingham Forest üçüncü sırada 50 puanla. Her şey olabilir. Yani şu an hiç, hiçbir anlam ifade etmiyor. West Ham iki maç sonra toparlayabilir. Aynı şekilde Brighton da öyle. Brentford 44'e çıkarmış puanını. Gerçekten kıran kırana bir mücadele var. Sıradaki karşılaşmamız Millwall. Hadi bakalım hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bu arada e, belirteyim hemen. Manzukiç 10 gol attı. Firmini de aldı. 140-150 bin euro da e, söğüşledi kulüpten. Ama helal ettik. Yani yeter ki gol atsın. Yeter ki gol atsın. Bonusları biz ona helal ederiz. Yolumuza devam ediyoruz. Speakman altyapıdaki genç oyuncularla ilgili bir rapor hazırladı. Hemen şöyle bir bakalım. En az bir bekimizin potansiyeli yüksek olarak görüyoruz. Güzel. Savunmanın ortasında oynayan en az bir oyuncumuzun potansiyelini yüksek görüyoruz diyor. Biraz daha defansı ıı, takviyeler gelecek gibi. Geleceği parlak diyebileceğimiz iki tane forvet oyuncusu var. Çok iyi. Ee, Horsum doğumlu ve center for olarak oynayan İngiliz oyuncunun iyi bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum diyor. Altyapıya katılacak olan gençlerin kalitesi konusunda gayet iyimseriz. Geçen seneki kadar fazla iyimsel bir rapor değil. Geçen sene altın bir jenerasyon yakalamıştık dercesine bir şey vardı. Öyle bir ifade vardı. Bu sene o kadar iyimsel değil ama yine de iyi bir jenerasyon olacağını umut ediyorum. Tabi bunda biraz da altyapı sorumlusunun gözlemleme özelliklerinin de etkisi var. Altyapı sorumlusunun gözlemleme özellikleri biraz düştü. Şöyle bir hemen gösterelim. Altyapı sorumlusu Evet 15-16 yani Aslında belki gözlemleme özelliklerini bir tık daha yüksek Tutmam gerekirdi ama Hadi biraz daha şöyle Zihinsel özellikleri bütün genel toplama baktığımız zaman Olabileceğimizin en iyisi bu gibiydi O yüzden e, Jari'yi seçtim Şöyle bir bakalım isterseniz başka altyapı sorumlusu güzel var mı diye Özellikle gözlemcileri yüksek e, Ona göre bir araştırma daha yapalım daha iyisini bulursak değiştiririz. Onun dışında bahsetmemiz gereken bir durumda haftanın takımına seçilen oyuncular Colin ve Tangang Haftanın takımına seçildi. Kendilerini tebrik ediyoruz. Oyuncu gelişiminde de Martins de şöyle bir karar almada ciddi bir gelişme görüyorum. Fizik sanki artık kendisini yavaş yavaş toparlıyor gibi. Hiçbir zaman çok güçlü bir oyuncu olmasını beklemiyoruz ama... Çevikliği don bir yaparsa biraz daha en azından elle tutulur bir hale gelecek. Gelişme var. Heyecan yatan, yaratan bir genç yetenek. Bakalım nereye kadar gidecek. Neil biraz daha üst seviyede oynayabilecek maç tecrübesi kazandı diyor ama burada da gerileyen yetenek diyor. O yüzden bilmiyorum biraz umut kırıcı gibi oldu. Hala nereye kadar gidebileceğini merakla beklediğim bir oyuncu. İnşallah en azından iyi de, iyi de olsa bir rotasyon oyuncusuna Evrilir diye umut ediyorum Şimdi o zaman hemen Şöyle bir gözlemci bakalım Bu arada kondisyoner Pek ihtiyacımız yok ama Şöyle bir bakalım bir şeyler gelmiş mi diye bir bakayım Pek gelmiş gibi de gözükmüyor Hemen şuradan Gözlemleme özelliklerine bir bakalım Buraya da altyapı sorumlusu diyelim 8 tane çıktı zaten. O 8 tane çıkmadı. Hemen şöyle bir o zaman 17 17 diyorum. 4 kişi. Bu seviyelerde bizim istediğimiz ta yok. Kesinlikle değil. Bak bu fena değil sanki. 15 12 16 savunma taktik. Ama gençlerle çalışması da 14. Çok düşük işte. Bir de Ayhan'a bakalım. Yok kurtarmıyor. Şu an biz alabileceğimiz en iyi şeyi bulduk. Bunu tartışmıştık zaten. Yalnızca oyuncu bulmaya odaklanıp 20-20'leri mi tercih etsek daha dengeli bir şey bulsak mı diyeyim. Ben biraz daha dengelisini tercih ettim ama bakalım. İnşallah umduğumuz tarzda bir altyapı sorumlusunu buluruz. Haftanın en iyi performans gösteren isimlerine şöyle bir bakalım. Adam İki haftadır en çok performans gösteren oyunculardan bir tanesi şu an inanılmaz bir patlama gösteriyor gibi. Yalnız ilk kontrolünün biri olması bilmiyorum. Ya ayağının altından topu çok rahat bir şekilde kaçırır gibi mi geliyor? Nasıl bir oyuncu olur bilmiyorum. Dayanıklılığı 4, çalışkanlığı 5. Potansiyel var ama çok kritik özellikler inanılmaz derecede zayıf. İlginç bir oyuncu. Keşke altyapımızdan çıkıp az takım kalesine geçebilse. Ama biraz zor gibi gözüküyor. Martins'i zaten göstermiştik. Ek bir şey yok. Bir de bazonu var. Bazonu zaten her zamanki gibi. Yani şu fiziğin denge... Yani Ancak bu kadar 14'lü 13 arası. Başka hiçbir şey yok. İnanılmaz dengeli bir fizik. Teknik e, gayet güzel. Kalecilik özellikleri zihinsel yaşına göre gayet iyi. Daha ne olsun? Sadek'e karşılaşmamız Melville'de. 21. sıradalar ama bu bizim için kolay bir maç olacağı anlamına gelmiyor. Biliyorsunuz son maçta ne yazık ki beraberlikle ayrıldık. Gol bulamadık. Şimdi kadromuz bu şekilde. Geri dörtlümüz tamam. Empanzu, Joseph Fernandez, Francisco, bir Manzukiç. Aslında Manzukiç'i biraz dinlendirmemiz lazım. Roli gereği pivot oynadığı için e, OBFM ile değiştirmek daha mantıklı olabilir ama Sağ tarafta da o befemi sürekli şey rotasyona giriyor onun da maç yükuyor. Öyle olunca ne yapacağım bilemedim. Oliver'a bir daha bakayım dedim. Oliver gitmiş beyler. Oliver yok. Öyleyse ya forvete bir oyuncu kiralayacağız ya da sağ kanada bence forvete bir oyuncu kiralamak daha mantıklı gibi gözüküyor. Oliver amnesi bizim için ortadan kalktı yani çıkmıyordu. Herhalde emekli oldu. herhalde emekli oldu. Zaten başka bir seçenek de gözükmüyordu 35 yaşındaki bir oyuncu için. Ben Ocak ayına kadar biraz daha bekler diye düşünüyordum, umuyordum en azından ama yani bize gelmektense emekli olurum daha iyi dedi. <laughs> ne hale varsa görsün. Şimdi ne diyeceğiz o zaman? Aldığımız galibiyetle ligin zirvesine çıkabiliriz. Puan kaybı istemiyorum. 4-2-3-1 oynuyorlar. Rapor'a bakmıştım. Tyler Walker fena bir isim değil. Biz forvetimizi yine bir tutalım. Mason geç. Ronan bence biz evet bir de Ronan'ı tutalım. Şu iki oyuncuyu merkeze kilitlersek sanki evet kanatlardan çok fazla bir şey yapabileceklermiş gibi gözükmüyor. Temkinli başlıyoruz. Kısa bir süre içerisinde dengeli hatta pozitife de alabiliriz diye umut ediyorum ama ben yine bir maça dengeli başlayacağım kadromuz bu şekilde. Maçtan sonra da bir şeye bakarız. Forvetlere bakarız. Kiralık olarak kimi katabiliriz diye. Haydi bakalım. %78 ile başladık. Gayet güzel. Şimdi 55'lere kadar geldi. Biraz yine her zaman çaba bekliyorum. Dengeliye aldım. Taş Atış atışıyla başladım. Eknamara. İçeri doğru kesilen bir top. Tanganga uzaklaştırdı. Enfanzo. Çizgide kontrol etti. Şimdi sol taraftan verdi pasını Yosef'e. Hızlı bir şekilde oyun kurmayı umuyorum. bir sol taraftan. Haydi bakalım. İyi hızlandı. Cunningham orada pusu da aldı. Tek top Manzukic. Ne yapacak? Geri döndü Yosef'e. Şimdi takım biraz daha yerleşti gibi kaptırdı. Olsun Empanzu var orada. Tekrar Empanzu. Ver hemen sağ tarafa. Colin oyuna dahil etti. Güzel. Beklerin oyuna katkısı çok önemli. Nefis sıyrıldı. Çevir artık içeri. Hadi be. Orada doğrudan kaleyi düşünmeyebilirdi. Pas verse daha iyiydi ama güzel geldik. Francisco topun başında içeri doğru kesti. Arka direkte Manzukic. Ah be Manzukic. Brighton bu arada golünü de attı. Cunningham. Takımın en önemli isimlerinden bir tanesi. Ortası ne yazık ki isabetli değil. Kontra imkanı şimdi Melville için. Ronan geri döndüler. Biraz kontra yapmakta zorlandılar. Şimdi daha sakin bir şekilde deneyecekler. Frese gelsin birisi. Bak. E siz öyle beklerseniz o golü yeriz biz zaten. Bir o gol yememe gibi bir ihtimalimiz yok ki. Bir de yüksek şiddetli pres demişim. Yani Allah'tan olsa bir kendinize gelin diyeceğim ya. Böyle bir şey olmaz. Üçten tane bir tane orada savaşçı orta saha var. Merkez orta saha savunma. Kimse hiçbir şey yapmıyor. Jose, Fernandez, Ver sağ tarafa bak. orta sağdan o sevdiğimiz hızlı çıkışları yaptı. Amio bir sol taraftan ilerledi. Haydi aslanım çevir içeri. Keste, mazluk hiç üstten dışarıdan. Mazluk içi bugün fena beslemiyoruz ama ne yazık ki sonuca ulaşamadık. Hutchinson, kısa faslı hemen. Bak geriye çekilme orada. Allahım ya Rabbim ya. şey değiştireceğim. Josef'i değiştireceğim. Defansif orta sahaya koyup Enfanzu'yu alacağım. Orta saha bu kadar boşluğu kaldırmaz. Gel buraya. Savaşçı orta saha savunma. Defansif oyun kurucu savunma. Bak. Zorla ikidir aynı pozisyon. Bunun olacağı belliydi. Ben böyle bir şey görmedim ki. Yani diğer maçlarda böyle bir şey hiç yaşamadık. Resmen geri çekiyor orta sahibi boş bıraksın diye. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin diyorum. Şimdi Colin'de top. Yosef. Colin. Enfanzu. Güzel pas. isabetli değil. bir yetişirme. Şimdi uzun bir top denemesi. Topu bize hediye ettiler. Biraz daha pozitif mi? Dengeli devam edelim de ne olur ne olmaz. Fernandez indirdi. Manzukiç tekrar Fernandez. Sağ tarafta Francisco. Fastaş'ta aldı verdi. Amio Bitektov. Josef. Enfanzu. Cunningham. Tekrar Josef. Fernandez. Manzukiç. Dön vur. Nefis Arafas. Bitir onu aslanım benim. Cevap çabuk geldi. Oh be. için asistleri yalnız bu sezonun herhalde en bomba olayı. Bir kez daha yaşıyoruz golü. Cunningham, pas verdi. Josef, Fernandez, Manzukic. Bakın araya nefis bıraktı. Francisco'dan çok iyi bir bitiriş. Skor 1-1. Oh be. Başarabilirsiniz çocuklar. Şimdi biraz umutlandık. Ronan. Fernandez çok güzel kesti. İşte orta sahada beklediğimiz baskı buydu. Josef. Sağ tarafa güzel gördü. Bakın defansif orta sahada çok iyi oynuyor. Vur ona. Hadi be. Vallahi bir an gol sandım. Çok önemli bir fırsat kaçtı. Olsun olsun gelecek. Evet ilk yarıyı böyle tamamlayacağız gibi gözüküyor. Devre arası soyunma odası. Ne diyelim? Şu ana kadar oynadığınız gibi oynarsanız sonuç gelecektir dedim. Çocukların bir motivasyona ihtiyacı var. Başarabiliriz beyler. Bakın iyi başladık. Francisco, Bartley. Ya sen nasıl bir kralsın? Sen nasıl bir kralsın Bartli. İşte bu kadar ve. Oh, biraz temkinli alayım mı? Francisco içeri doğru kesti. Bartley. İyi ki almışız dediğim oyunculardan bir tanesi hemen temkinli aman diyeyim. Aman diyeyim şakası yok. Daha derli toplu. Uzun bir top denemesi Colin'i indirdi Francisco. Fernandez orta sağdan yine iyi hızlandı. İlerlemeye devam ediyor. Oyuna dahil edecek Francisco. Francisco sağ taraftan aldı. Verdi pasını Fernandez. Top biraz dışarı çıktı. Tam böyle bir sert vurabilse çok güzel olacaktı. Evet, Francisco, hocam ben yavaş yavaş yoruldum dedim. Şu an maç yükümüz azaldı. Haftada bir oynuyoruz, Fernandez. iyi gitti. Verfasına abartma. Abartma dedim ama. Vallahi de atıyordu. Tamam. Şimdi bir defa o befemi buradasın, kanat hücum. Orta sahaya sanki Toral olabilir. Toral hep gergin ama onun da artık bir şekilde katkı vermesi lazım. Şu ana kadar ne yazık ki hiç umduğumuz katkı alamadık ondan. Sakatlığın da etkisi oldu ama genel olarak biraz hayal kırıklığı diyebiliriz sanırım. Bazonu, Toral defansa kadar geldi. Sol taraftan Cunningham'la başladı. Akıllıca bir tercih. Cunningham iyi kat etti sol taraftan. Amio bir yanında geri dön. İyi sıyrıldı. Açtı. Manzuk iç indirdi. Toral. Manzuk Vur artık gevelemeyin. Bir daha çevir. Bu sefer gol. Vallahi o çok iyi kaydı. Oh be. 1-0'dan 3-1'e iyi çevirdik. Beyler iyi çevirdik. Bir kez daha izliyoruz. Cunningham. Manzuk iç Toral. İyi paslaşmalar. Sol taraftan ilerledi. Sert bir orta. Sevdiğimiz orta tarzlarından. İşte bu kadar. Bir de Yozef'i çıkartacağım ya. Favor gel bakalım. Pardon yanlış oldu. Şöyle tekrar buraya aldım o zaman. Savaşçı dedim. Max'ı da iki yönünü aldım. Yozef çünkü hemen hemen her maç oynuyor. Biraz onda da konsantrasyon kaybı bir şeyler olmuş gibi. Power tehlikeli bir nokta. İçeri doğru kesti. İyi de kesti. Top dışarıda. Evet artık biz istediğimize aldığımıza çok da düşük olmasın ama düşük diyeceğim. Özellikle manzuk hiç fazla yorulmasın. Artık son saniyeler. Bir dakika. Tamam. Ve maç sona erdi işte bu kadar. Biz istediğimizi aldık. Çocukları tebrik ediyorum. İyi bir galibiyet aldınız. Şimdi ne durumdayız? Bournemouth puan puan kaybetmemiş. Nottingham Forest 51 puanda 1-1 berabere kalmış. West Ham. Ooh. West Ham çok kan kaybetti ya. İşte Skybet'in gerçeği bu. Liderken hem de baya bir farkla liderken bir anda kendisini 5. sırada buldu. 7-8'de de bulabilir. Kurtlar sofrası. Şimdi. Bir. Takım uyumumuz artık iyi e seviyede. Zaten bölüm başında umduğumuz şey buydu. İyi e seviyeye çıkartmak. İki. Hemen şuradan bir kiralık forvet. Boşta forvet var mı diye bakıyordum ama. Başka Giroud seviyesinde oyuncu bulmamız çok zor. Ama şu anda pek fazla bir şey yok gibi. En azından bizi heyecanlandıracak. Bence biz bunun için ocağı beklememiz lazım. Arif'i bu sezon aldım. Daha fazla yani bence almanın mantığı yok. Olabilir mümkünse farklı bir oyuncu olsun. Ciro olsa çok güzel olacaktı. Manzuki ciro ikilisiyle var ya ortalığı tozu dumana katardık ama bakın listede olmasına rağmen şu an listede bile yok. Sözleşmesi sona ermiş diyorum. Bir tek aneke çıkıyor. Ciro artık listede değil. Emekli olmuş. Şöyle bir bakalım. Utancı verici mağlubiyetten üzgün. Bir de hazırlık maçı düzenlemek istiyorum. Hazırlık maçını oynatmayacağım. Oo, 13 maçlık yenilmezlik serisi de bayağı sağlanmış beyler. İyi gidiyoruz. Bir 8 günlük ara daha var. Ee, sürekli az takımla oynuyorum. Beklerimizi çok fazla şey yapmamam lazım. Yedekte çürütmemem lazım. Derek, Jack, Chris de bunların oynaması gerek o yüzden şuraya bir hazırlık maçı yapacağım ama o hazırlık maçını göstermeyeceğim yani şöyle 22'sine koysam benzer itibarlı Barcelona be çok da şey olması o atletik bir ya Fenerbahçe Galatasaray var Bilbaodan kaç? 383 geliyor. Hadi bir Bilbao ile maç yapalım. Sevdiğimiz bir takım. Yani ne kadar siz göremeyeceksiniz ama olsun. Ondan sonra da zaten bölümün son maçına doğru ilerleyeceğiz. Hadi bakalım. Atletik Bilbao karşılaşmasını tamamladık. Skor 3-3. Gerçekten güzel bir karşılaşma oldu. İlk golü kötü bir şekilde yedik ama ondan sonra çok iyi toparladık. Sonrasında da maç berabere bitti. Aslında bu maçı galibiyetle de tamamlayabilirdik. Takımın performansından oldukça memnunum ki kalede Richardson vardı. Bazonu iyi dinlendirdim. Çünkü üst üste yine çok sıkışık bir fiksür gelecekti. Kaleciyi fazla riske atmak istemedim. Evet. Burada iyi bir kafa var. Williams'ın bu tür kafalarını zaten Bilbao kariyerini izlediyseniz biliyorsunuz. Ama Richardson bence kurtarabilirdi. Malone çizgiye indi açtı ortasını. Greek golünü attı. Bir tane penaltı oldu. Penaltıdan ikinci golünü de attı Bill. Aldı döndü. Aslında Bill fena oynamadı. Bill fena oynamadı. Biraz şans verilebilir ama. Yani bu maaş yüküyle şans vermek bana pek mantıklı gelmiyor. Bir an önce kurtulmaya çalışmamız lazım. Evet Williams'tan yine güzel bir kafa. Bundan sonra zaten stoperleri değiştirdim. Bartley'i falan aldım. Yedek stoperler oynuyordum. Evet. Ne yazık ki maç 3-3 bitti. Ama güzel e, seyir zevki yüksek bir karşılaşma oldu. Şimdi e, stoperleri şey yapmadım. 60'ta normalde çıkartıyordum, onları çıkartmadım çünkü e, şey özellikleri şurada maç kondisyonu düşüyor şeklindeydi. Maç kondisyonlarını kazan e, kazansınlar diye yaptım. Ondan sonra da gol yiyince zaten çıkarttım. Şimdi kadromuz bu şekilde. Geri dörtlümüz tamam. Tamam. Hazırız. Az kadromuz. Her zamanki gibi. Toral'dan biraz daha fazla ek çaba bekliyoruz. Burada bir üç banka kazanabilirsek bizim için çok iyi olacak. Kendi evimizdeyiz. Kanara hemen bir müdahale. Basın sizi övüyor değil mi? Hadi bakalım biraz gaza gelsinler. Basın sizi övüyor dedim. Kendi evimizde biraz daha coşkulu başlamak mantıklı olabilir. Kike. 32 yaşında. Bu bitiricilik 15. Fena değil. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bunun da kafası var. Şuna markaj diyeceğim. Bunun fizik olarak çok fazla bir şey kalmamış. Pardon. Yanlış oyuncuya bakmışım. Ryan'a bakmışım. Filipe bir daha bakalım. Fena değil. Dengeli bir oyuncu. Tamam bu ikisine biz bir defa önlem alacağız. Zaten kanatsız oynuyorlar. Bu onlar için önemli bir zafet. İlk yapmamız gereken şey şuradan kanatlardan oynamaya zorlamak. Merkez kanatları olmadığı için ve iki tane merkez stoperle oynadıkları için bizim için önemli bir avantaj yaratacak. İkincisi biz de kanatlardan oynayacağız. Aslında bekleyi biraz da duruma göre hücum diyebilirim. Çünkü Onlara baskı yapacak kanatları olmadığı için daha rahat çıkabilirler. Yani şunları biraz daha hücum desek bir oyunu görelim, hızlı başlamayalım da duruma göre değişikliklerimizi yaparız. Tamam, şöyle bir gideceğiz. Haydi bakalım. Bu tür taktikler genellikle bize avantaj sağlıyor. Çünkü kanatsız oyun oyunun kendine göre çok önemli zafiyetleri var. Yalnızca doğru oyuncularınız varsa bu tür taktiklerle başarılı olabilirsiniz. Bu seviyelerde de biraz zor gibi. Pozitif diyorum. Evet, ilk 25 dakikada bir şey olmayacak gibi. Biraz çıkın diyeceğim ya. Bir tık çıkın. Kanat yok, bir şey yok. Evet, hala umduğumuz pozisyonlar gelmedi. Biraz daha çizgiye inmeden orta diyorum. Pivot center forlara şimdilik atmayacağım. Mümkünse kanatlardan gitmek istiyorum. Kanatlarda zafiyetleri var. Paslaşarak gir dedim. Oldukça kısır bir ilk yarı oldu. Bir parmakla işaret edelim. Performansınızdan memnun değilim. Biraz daha hücum ağırlıklı diyelim mi? Kendi evimizdeyiz. Bu maçı kazanmamız lazım. Daha çok çabalayın diyorum. Evet, 60 oldu. Gram pozisyon yok. Burada artık Toral'a bizim çok fazla ihtiyacımızun olmadığı aşikar. Bize fazla bir şey de vermiyor zaten. Belki bir ofansif orta saha da olabilir ama sürekli eksiye gittiğimiz için çok fazla maaş günü zorlamadan bir tane forvetle ara transferi kapatmayı düşünüyorum açıkçası. Şu an kafamda bu var. Tabii sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan oyunculara da bakmak lazım. Başarabilirsiniz çocuklar diyorum. Haydi aslanlarım sonunda. Svensi kale vuruşunu kullanıyor. Uzun bir top. Orta sahada karşılayacak oyuncumuz var. Tanganga indirdi ama doğru yere değil. Roberts defansın arkasına. Aman diyeyim açı dar. Vazunu. Aslanın vazunu. Şurada hemen Tanganga'ya bir müdahalelerde sertliği azalt diyorum. Tehlike yaratmaması bakımından. Zor bir karşılaşma. Dihan da içeri doğru kesti. Vardik kafayla uzaklaştırıyor. Top tekrar Svensi de. Orada güzel bir kontrol imkanını yakalayabilsek güzel olurdu. Minala. Bu sefer Amiobi uzaklaştırdı. Oraya koşacak kimse yok. Manzuk için yetişmesi çok zor. Al onu baz onu bu güzel. Sağ taraf boşsa oradan bir şaha kalkabiliriz. Uzun bir top. Amiobi boyu da var aslında ama şimdi Cunningham'da top. Kaptırdım. Takım biraz bilmiyorum. Biraz şuursuz diyeceğim. Dakika 75 doldu. Ne yapacağız? Fernandez desek. Biraz daha hücuma. Sen biraz destekte kal. Cunningham'la çıkalım. Cunningham'ın şeyleri daha iyi. Martins mi? Gel bakalım Martins'in. Biraz da Yozefet'e destek diyeceğim artık. Bütün şanslarımızı denememiz lazım. Burada puan kaybedersek iyi olmaz. Hatta Yozefet'i çıkartıyorum. Enfanzügen. Kaygılı diyor. Biraz orta sahayı sertleştirelim. Fernandez de topla birlikte alsın gitsin. Bir daha şöyle bir bakacağım. Artık tempoyu iyice arttırıyorum. Dikine toplarımız değişikliklerimizi de onaylıyoruz. Yükleneceğiz beyler. Haydi Francisco vur ona. Hadi ben kalecinin kucağında kal. Biraz köşeye atabilsem. Bu tür durumlarda free kickçinin önemi çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Love. Birebir yeme sakın. Tehlikeli geliyorlar. Kon sert oyun, o yanlış tıkladım ama inşallah başımıza bir şey gelmez. Sert oynayan kim olduğunuzu görsünler dedim. Kaleyi gördüğünde de vur artık ya. Kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Zaten çocukların dripling yapacak hali de yok. Oğlum bassanıza şuraya. Bas 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 Bizde mi o? Vallahi bizde. Fernandez, Francisco, sol tarafta Cunningham. Son dakikalarda gol Mazluk hiç! Gol bir türlü gelmedi. Son dakikalar, son saniyeler heyecan dorukta. Söylenecek hiçbir şey kalmadı. Francisco kesti. Enfanzo orada hızlı koştu. Martins. Haydi aslanım bu dakikalarda güzel bir şeyler yapıyorsun. Martins sıyrıldı. Yapma Martins. Genç oyuncumuz. Çok şeyler beklediğimiz bir isim. Enfanzu. Bak bu hataları artık bu seviyede yapmayın. Takım uyumunu da hallettik. Fernandez. Uzun bir top. Yalnız uzunlamasına güzel. Bak bomboş. Cunningham sever buraları. Güzel kesti. Vallahi çok güzel kesti ama. işte biraz Manzukic'e doğru gelsin. Top Hannibal'da kaldı. Yapma. Ya şunu bir tutun ya. Şunu bir tutun ya. Cık. Kaçıncı artık oradan geliyor. Ah iyi olmadı. Gol atacağız derken gol yedik iyi olmadı. Bu maçı kazanmamız gerekirdi. Ne durumdayız? 56 54 54 48 48 48. Hiç şakası yok. 90 artı 3'te yedik görüyor musun? Tam baskıyı da kurduk atacağız. Sanki oralarda Martins bir şeyler yapacak gibiydi. Ne yazık ki olmadı. Evet arkadaşlar. Vaziyet bu. Artık aralığın 26'sındayız. Bitirmeden önce şöyle sözleşmesinin bitimine son bir sene kalanlara bir daha bir o dembeleler çıktı. Buralar bize biraz fazla gelir. Taliska satılık listesinde yalnız var ya. <laughs> Toralın yerine bize biraz ilaç olur da 21 milyon euro şeymiş ya. Biraz fazlaymış. O zaman hemen şuradan tereddütlü dahil ne varsa Borini. Bize de Fabio Borini kaldı. Bu çocuktan ben çok umutluydum ama ne yazık ki olmadı olmayacak gibi gözüküyor. Charlie nasıl? 2 milyon euro maaş diyor beyler. Cenk Tosun'u listeye almışım. Cenk'in fizik olarak çok fazla bir şey kalmadı ama Bitiricilik var. Oyun aklı fena değil. Ya yani 30 yaşında hız hızlanmanın 10 ve 8'e düşmesi biraz tabi üzücü. Ama Türk oyuncular zaten artık Avrupa seviyesinde. Gençler iyi ama bir önceki jenerasyon fazla rekabet edebilecek seviyede değil. Yine de Burak Yılmaz bu sezon Fransa'da esiyor. Kişiden kişiye değişebilir. Şöyle bir bakıyorum kim bizim ilacımız olur diye. Ben şöyle ne yapayım biliyor musunuz? Bizim derdimiz zaten aslında genel olarak gelecek sezon çıkabilirsek diye bütün mevkilere ihtiyacımız var da şu an acil olan forvet. İmza attırıp o bastos nasıl olur? Ondan da geriye çok fazla bir şey kalmamış olabilir. İmza attırdıktan sonra parasını verip alabiliyorsun ya. Bazen bon servisi düşük oluyor. 300 bin euro var. Var biraz bir şeyler aslında ama. Çok fazla bir şey de kalmamış sanki ya. Bir de tabii şu an asıl iyi oyuncuların hiçbirisi bize gelmek istemez. Ne zaman e, biz biz Büyüs Lig'e çıkmayı garantileyeceğiz. Ondan sonra burada kalanlardan hemen tırtıklamaya başlayacağız. Yoksa baksana. Derdimize derman olacak isimler var. Sandra Tonali olabilir mesela neden olmasın yani Ronaldo elinden geleni yapar diye tahmin ediyorum 36 yaşında fiziğe bak şöyle bir tane şöyle fiziğe olan bir tane oyuncum yok maşallah gel be Ronaldo be bak mesela Dan Axel çok iyi bir stoper olabilir Ooo. İlk kontrolü 16. Fas 16. Teknik 17. Yavrum benim. Sol ayaklı. Gerrit Bale. Bale sen de mi bittin aslanım? Gel yıllık 300 bin eurodan 4 senelik atayım. 36'ya kadar oyna. Mesela. Konopiyanka. O da 32 yaşında. Bunlar biz Premier Lig'e çıkmadan çok zor. Şimdilik ne yazık ki cama ekmek banacağız ve bekleyeceğiz. Belki Serdar Aziz gibi oyuncular gelebilir ama bizim de gözümüz yükseklerde ya. Özellikle Premier Lig'e çıkabilirsek zaten bize yetmez Serdar Aziz seviyesi. Biraz mesela gençlerden sözleşmesi bitecek olan bir şeyler yakalayabilir miyiz? Nikola Muru. Muru fena bir şey değildi. Bek değildi. Özellik olarak gayet güzeldi. Listeme ekliyorum. Tanıdığımız bildiğimiz bir isim. Diego Perotti. Perotti'nin yalnız performans yerlerde. 5.73. Evet şimdilik vaziyet bu. O Cavani. Gel bir 6 ay oyna aslanım ya. Dripling 10. Ama buldum affetmez. Bitiricilik 17. 3 milyon. 34 yaşında hala 3 milyon euro maaş alıyor. Tabi bir Ronaldo değil ama iyi para. Evet. Biraz üzgünüm açıkçası. Bölümü şeyle bitirdiğimiz için mağlubiyetle. Galibiyeti ararken mağlubiyeti bulmak insana biraz daha koyuyor açıkçası. Berabere bitse güzel olacaktı ama ne yapalım? Elimizden geleni yaptık. İnşallah bir an evvel toparlayacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.